Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uluslararası ulaşım hatları konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de ünite içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım. Öncelikle uluslararası ulaşım hatlarının genel özelliklerine ve bu hatların etkilerinden bahsetmiş olacağız ve siz bunları öğrenmiş olacaksınız. Yani dünyadaki kara, demir, deniz, hava yolu ulaşımı ile ilgili bu ulaşım sistemlerinin geliştiği alanlara ait örnekleri, dünyada önemli olan boğaz ve kanallarla ilgili konu açıklamalarına yer vermiş olacağız ve bu dersimizi böylelikle bitirmiş olacağız diyelim. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen şöyle 10. sınıf konu anlatımı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Burada hemen şöyle bakın beşeri sistemlerden sonra küresel ortam bölgeler ve ülkeler var. Burada zaten tek bir konu alanımız var. Uluslararası ulaşım hatları, Karadeniz demir hava yolu ulaşımı bunlarla ilgili ifadeler 150. sayfadan başlıyor. 100 64. sayfaya kadar devam ediyor diyelim. Şöyle baktığımız zaman da tabii ki de ben burada dersimi anlatırken not almak için uğraşmak istemiyorsanız hemen şöyle 150. sayfayı açıyorsunuz. Burada deniz yolu ile ilgili özellikle bilmemiz gereken kısımlar var. Akabinde şöyle geldiğimiz zaman önemli boğaz ve kanallar yer almakta. Devamında karayolu ulaşımı, demir ulaşımı ve hava yolu ulaşımı ile ilgili güzel konu anlatımları kısımlarımız yer almakta sol tarafımızda. Hemen sağ tarafımızda ise dersimiz bittikten sonra konu pekiştirebilmemiz için çözmemiz gereken çoktan seçmeli testlerimiz yer alıyor. Burada tabii ki de takıldığımız kısımlarda ne yapıyorduk? Kare okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinliyorduk. E şimdi bizim bu ünite kısmımız bitti. Süzgeç testlerimiz yer almakta gene çoktan seçmeli test olarak diyelim. 150-164. sayfalar bu kitapta bitirmemiz gereken kısımlar. Hemen şöyle açıyorum Dinamo Soru Bankası kitabımı. Burada da tabii ki de küresel ortam, bölgeler ve ülkeler yani uluslararası ulaşım ları 135. sayfadan başlıyor 150. sayfaya kadar devam ediyor diyelim. Ben şöyle 135. sayfayı açıyorum. Örnek model bir soru çözümümüz var. Ayrıntılı bir şekilde size bu soru çözümünü de vermiş oluyoruz. Devamında 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölüm sonlarında bölümle ilgili tarama testlerimiz yer alıyor. Yani diğer kitapta her konu bazlı, her bölüm bazlı sorularla pekiştirebilirken bu kitapta genel çıtayı rahat bir şekilde tarama testlerinde de görebilmek etmektesiniz. Akabinde ÖSYM tarzı sorularımız da yer almakta. Çünkü bizim hem yazılılarla birlikte gireceğimiz TYT AYT sınavları var. Bu konu bizim için gerçekten TYT anlamında çok önemli. Bununla ilgili de kazanıma uygun bir şekilde biz sizler için çoktan seçmeli testler hazırladık. E şimdi 10. sınıfsın en büyük kaygılarımızdan bir tanesi yazılıda yüksek notlar alabilmek. İşte bu kitap tam aradığımız kitap. Neden? Çünkü bizim burada ünite sonlarında yazılılarımız var. Doğru yanlış bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız, klasik sorularımız, eşleştirmelerimiz yer almakta. Tabii ki de burada evet illaki takılacağız. Hepsini tık tık, tık yapamayabiliriz. Burada mesela bu boşluk doldurmayı bulamadık. Ümit Burnu ünlü denizci demiş. Bu nedir bilmiyoruz. Hemen ne yapıyorsun? Kare okutuyorsun ve buradaki boşluk doldurmaya gelecek ifadeyi öğretmenin sana orada güzel bir şekilde anlatmış oluyor diyelim. E çözeceğimiz yerler belli. E hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi uluslararası ulaşım atları diyoruz. Ulaşım en genel itibariyle insanların ve malların bir yerden başka bir yere aktarılması işlemi. Yani bak en genel anlamda insan ve eşyanın bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir. Ancak ortaya çıktığı zamandan itibaren insanlar sürekli olarak yer değiştirmiş. Sahip oldukları eşya ve diğer canlıları da beraberinde götürmüşlerdir. Zamanla üretmeye başlamışlar. Yerleşik hayata geçiyoruz Neolitik dönemde. Üretim fazlası ürünleri yollar ve araçlar sayesinde nereye ulaştırmışlar? Pazar Alanlarını ulaştırmışlardır. Bundan dolayı ekonomi ve ulaşımın gelişmesi birbirine paralel olmuştur diyebiliriz. Ve buna göre insanların eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelen ulaşım insanlık tarihiyle aynı yaştadır diyebiliriz. Eski dönemsel süreçlere baktığımızda ulaşım sistemleri genel itibariyle patika yollar vasıtasıyla gelişmekteyken özellikle tekerleğin icadıyla birlikte ulaşım sisteminde de ciddi anlamda atılımlar yapılmıştır. Tabii ki bu ölçekte bu ulaşım sisteminde karayolu ulaşımında önemli adımların atıldığını söyleyebiliriz. Daha sonraki süreçlerde sevgili arkadaşlar ulaşım sistemleri içerisine rüzgardan faydalanma anlamında deniz yolu ulaşımı eklenmiş. Buharlı makinelerin icadıyla birlikte demir yolu ulaşımı eklenmiş. İşten yanmalı motorların yapılmasıyla birlikte de karayolu ulaşımın ciddi anlamda önem kazanmıştır diyebiliriz. Ve son süreçte özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hava yolu ulaşımı da bizim için en önemli ulaşım faaliyetlerinden türlerinden biri olmuştur diyebiliriz. Tabii ki de burada önemli olan unsur sanayileşme ve teknoloji çağında ulaşım kavramı insanların insan ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması değildir. Yani biz en genel anlamıyla ulaşımı insan ve eşyanın bir yerden başka bir yere taşınması diyoruz. Evet doğrudur. Ama günümüzde bilginin paranın, hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması, aktarılması da ulaşım sistemleri içerisinde yer alır. Yani burada neler vardır dediğimizde akıllı ulaşım sistemleri de gene ulaşım faaliyetleri içerisinde karşımıza çıkabilecek unsurlar arasında yer alır diyoruz. O zaman biz öncelikle tarihte bildiğimiz en eski ulaşım ağı olan karayolu ulaşımıyla yolculuğumuza başlayalım. Özellikle insanlık tarihinin sahip olduğu ilk ulaşım ağıdır. İnsanlar yol olarak daha daha çok burada hayvan izleriyle kullanma faaliyetine gitmişlerdir. Ama tekerleğin icadıyla birlikte özellikle akarsu vadeleri, ovalar, dağların geçit verdiği yerler ve bitki örtüsünün engel oluşturmadığı alanlar yol olarak kullanılmıştır. O zaman karayolu ulaşımında en önemli atılım tekerleğin icadıyla olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de insanlar tarafından ilk yolların kalıntılarına ait örnekleri biz dünya ölçeğinde görebilmekteyiz. Kim var burada dediğimizde özellikle Anadolu coğrafyasında Kral yolu var. Manisa Sart'tan başlayıp İran'da Ninova'ya kadar uzanan bir yol. Kuzey alanında özellikle Kürkü yolu var sevgili arkadaşlar. Devamında ticari anlamda en önemli güzergahlardan iki tanesi. İpek ve Baharat yolları sevgili dostlarım. Karayolu anlamında ticaret güzergahının gerçekleştirildiği dört tane yol olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Ha bunun dışında Çin ile Rusya arasında çay yolu yer almakta. Bu da ekstra olarak bir bilgi olarak düşünülebilir. Modern anlamdaki karayolları özetlemekte özellikle 19. yüzyılda İngiltere'de yapılmış ve zaman içerisinde tüm dünya ölçeğine yayılmıştır diyebiliriz. Tabii ki de burada özellikle sanayi devrimi ile birlikte demir yollarının gelişmesiyle karayolu önemini kaybediyor. Demir yolu öncelik kazanıyor ancak motorlu araçların icadı ile yol yapım tekniklerinin gelişmesi karayolunun tekrar önem kazanmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Burada şunu unutmayalım. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile karayolu uzunluğu arasında bir paralellik vardır. Yani karayolu uzunluğu yüksek olan ülkelerin gelişmişlik seviyesi de yüksektir diyebiliriz. Bu kapsamda dünyada karayolu ağının en geliştiği yerlerin başında Avrupa gelecektir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hem yol kalitesi hem de yol uzunluğu bakımından en önde gelen ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bazı ülkelerde bin kilometre karelik alanı düşen karayolu uzunlukları. Bakın Belçika, Japonya, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri yani gelişmişlik seviyesiyle yol yoğunluğu arasında bir bağlantıda kurabilmekteyiz. Dünya ölçeğine baktığımızda Karayolu ağının en yoğun ölçekli geliştiği alanların başında neresi gelecektir dersek sevgili arkadaşlar Batı Avrupa gelecektir. Batı Avrupa'da tabii ki de sanayi faaliyetlerin gelişmiş olması karayolu ulaşımının da yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Devamında Kuzey Amerika'ya geldiğimiz zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünya ölçeğinde karayolu ağının en yoğun olduğu alanların başında gelir. Güney Amerika'da karayollarının gelişmiş olduğu ülkelerin başında tabii ki de Brezilya'yı dahil edebiliriz. Brezilya ile birlikte şu alanda da Arjantin'i dahil edebiliriz sevgili dostlar. Asya kıtasına geldiğimiz zaman burada yoğunluk anlamında Rusya'yı söyleyebiliriz. Hindistan'ı söyleyebiliriz. Japonya ve Çin hattını söyleyebiliriz. Bakın Avustralya'nın da özellikle doğu kısmında karayolu ağının gelişmiş olduğunu ifade edebiliriz. Afrika kıtasında ise karayolunun gelişimi birinci dünya savaşından sonra başlamıştır. Bu kıtada özellikle karayollarının gelişmiş olduğu yerler içerisinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve kuzey kısmındaki ülkeleri dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tabii ki de buradaki kim var? Fas, Tunus, Cezayir hattı vardır diyebiliriz. Tabii ki de her yerde karayolu yoğunluğu fazla değildir. Mesela şu alan Brezilya'nın bulunduğu alan ancak Amazon havzası karayolu ağının seyrek olduğu yerler içerisinde yer almakta. Hemen karşı kısımda Kongo havzası var gene seyrek olduğu alan. Bu alanda Sahra çölü var çöl alanı ya da Arap yarımadası. Burada Orta Asya Himalayaların bulunduğu alan Sivirya dediğimiz kısım aynı zamanda Kuzey Avrupa Grönland ve Kanada ile sevgili dostlar Alaska karayolu ağının seyrek olduğu alanlara örnek verebileceğimiz kısımlardır. Mesela Avustralya'nın iç kısmı da çöl iklim bölgesi olduğu için karayolu ağı anlamında seyrek alanlara örnek verebileceğimiz kısımlardır diyebiliriz. Geldik deniz yolları. Tabii ki de yeryüzünde karayolundan sonra kullanılan en önemli ulaşım ağlarından bir tanesi deniz yolu ulaşımı olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de tarihte deniz yolu ulaşımına baktığımız zaman İlk anlamda uygarlıklar noktasında Fenikelilerdir. Daha sonra Yunanlılar, Romalılar, Portekizler, Cenevizliler ve Venedikliler bu anlamda deniz yoluyla ilgili ciddi anlamda gelişme göstermiş uygarlıklardır diyebiliriz. Orta Çağ coğrafyasında özellikle coğrafi keşifler dönemini düşündüğümüz zaman İspanyol ve Portekizliler sevgili arkadaşlar bu dönem için en önemli iki ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve deniz yolu ulaşımına baktığımız zaman uluslararası anlamda ticarette en yoğun ölçekte kullanılan ulaşımıdır. Peki neden deniz yolu ulaşımı günümüzde uluslararası ticarette daha yoğun ölçekte kullanılıyor dersek hemen şöyle iki tane görselimiz var. Bir kurvaziyer gemisi var. Bir de sevgili arkadaşlar konteyner gemisi var. Şimdi buraya baktığımız zaman her konteyneri bir tane tır olarak düşünürsek burada çok ciddi anlamda bir tır yoğunluğu var aynı zamanda burada da insanları düşündüğümüz zaman bak kaç katlı bir gemi çok fazla insan var o zaman deniz yolunun uluslararası ticarette en yoğun ölçekte kullanılmasının temel sebeplerinin başında birincisi yol yapım ve gideri maliyetleri yoktur. Yani bakım maliyetleri yoktur. Bu bir. İkincisi yukarıya bak tek seferde çok fazla sayıda yük taşıyabilirsin. Bu da caziplik gerektirir. Üçüncüsü kara ve demir yollarına göre güzergahta rahat bir değişiklik yapabilirsin. Nasıl? Mesela Amerika'dan Avrupa kıtasına bir ürün getiriyorsun yol güzergahı içerisinde bu ürünün Kuzey Avrupa değil de Güney Avrupa'ya gelmesini istiyorsan güzergahında rahat bir şekilde değişiklik yapabilirsin. Bu da deniz yolu ulaşımının daha cazip hale gelmesindeki başlıca etkenlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi dünya ölçeğinde uluslararası deniz yolu taşımacılığı daha çok yük taşımacılığına yöneliktir diyebiliriz. Burada tabii ki de deniz yoluyla ilgili yoğunluğun olduğu alanlar var. Neresi dediğimizde birinci en yoğun güzel güzergah Kuzey Atlantik yolu olarak geçer. Burada kim var dediğimizde Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki yoldur sevgili arkadaşlar ve burası dünyadaki en yoğun deniz güzergahı olarak ya da başlıca deniz güzergahı olarak karşımıza çıkar. İkinci alan neresidir dersek Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu. Peki bu Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu nerenin açılmasıyla birlikte önemini kazanmıştır dersek Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte önemini kazanmıştır. Kim önemini kaybediyor? Ümit burnu yolu. 3 numarayla göstermiş olduğumuz ümit burnu yolu. Tabii ki de burada özellikle bir diğer anlamda en yoğun güzergah altı numarayla göstermiş olduğumuz pasifik aşırı yollar olarak geçer. Tabii ki de bu yolun öneminin artmasındaki en önemli unsur ya da sebep nedir dersek Panama kanalının açılmasıdır sevgili arkadaşlar. Bu da gene bu noktada ticaret noktasında ulaşımın kısalmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Tabii ki de biz burada deniz yolu ulaşımında güzergahlar noktasında boğaz ve kanallardan geçiş yapmaktayız. Bunlar nedir dersek, boğazlar sevgili arkadaşlar unutmayalım, doğal oluşumlu kanallar ise yapay oluşumlu. Yani insan faaliyetleri neticesinde açılmış deniz yolu ulaşımda güzergahı kısaltabilmek için bulunan unsurlardır. Burada hangileri var dediğimizde şöyle gelin hep birlikte başlayacağı yeryüzündeki boğaz ve kanallardan. Birincisi mesela gördüğümüz Messina Boğazı'ndan bahsedelim. Nerede yer alıyor dersek İtalya yarımadası ile İtalya'ya ait olan şu alanda Sicilya Adası var. Bu ada arasında yer alan bir boğazdır ve boğaz Akdeniz'deki en önemli su yollarından bir tanesidir diyebiliriz. Gene Akdeniz coğrafyasına baktığımız zaman Cebeli Tarık Boğazı yer almakta. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan bir boğazdır. Boğaz sevgili arkadaşlar kuzeyde İspanya güneyde Fas sınırları arasında yer alır. Süveyş kanalı özellikle açıldıktan sonra Batı Avrupa ülkeleri Hint Okyanusu'na geçmek için Cebeli Tarık Boğazı'nı yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bakın coğrafi keşifler döneminde özellikle Ümitburnu yolu vasıtasıyla Yeni bir deniz yolu güzergahı bulunduğu için Akdeniz ticareti önemini kaybetmişti. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte bu boğaz tekrar önemini kazanmıştır diyebiliriz. Geldik burada bir diğer alan Dover Boğazı. Kim var burada dersek kuzeyde İngiltere, güneyde Fransa var. İngiltere ile Fransa arasında yer alan Dover Boğazı Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlamaktadır diyebiliriz ve Batı Avrupa'nın güney ile kuzeyi arasındaki en önemli su yolu olarak karşımıza çıkmakta. Devam ediyoruz. Burada başka mesela görebildiğimiz Bering Boğazı var. Kuzey alanına gidiyoruz. Burayı Virtus Bering buluyor. Asya ile Amerika kıtaları arasında yer almaktadır. Nasıl oluyor dediğimiz zaman şurası Alaska sevgili arkadaşlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ait toprak. E burası da Rusya. Çuçki Yarımadası olarak geçer. E dünya küreselliğini düşünürsek o zaman Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri bu noktada sınır komşusu olarak ya da birbirinden ayrılan noktada olarak yer almaktadır diyebiliriz. Burada Bering Boğazı büyük okyanusunu kuzey denizine bağlamakta ve genişlik hemen hemen 92 kilometredir. Buzul dönemlerinde burası bir karayolu haline geldiği için kıtalar arasında canlı geçişi yaşanmıştır. Bak bir ifade de mesela boşluk doldurma ifadesinde 4. jeolojik zamanda ya da senozoikte buzullaşmaya bağlı olarak kıtalar arasında canlı geçişinin yaşandığı boğazdır dediğinde direkt Bering boğazını yapıştırıyorsun. Kuzey buz denizi kıyılarında sanayi, ticari ve nüfus bakımından önemli yerleşim merkezleri bulunmadığı için bu boğaz işlek deniz yollarından biri değildir. Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi neticesinde belki de ileriki süreçlerde Bering Boğazı yaygın ölçekte kullanılabilecek alanlar içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik en kuzeyden en güneye Magellan Boğazı. Burada sevgili arkadaşlar özellikle Papa Torsedillas denen bir anlaşma gereği Atlas Okyanusu'nda şöyle bir hat çiziyor. Bu hattın doğu kısmını İspanya'ya batı kısmını ise Portekizlere bırakıyor. Ve Magellan Portekizler adına bir deniz seyahati düzenlemek istiyor. Ve burada Güney Amerika'nın en güney ucundan geçtiğinde Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusu'na bağlayan bu alana ismini veriyor Magellan Boğazı. Şili ve Arjantin arasında yer almakta bu boğaz ve genel itibariyle burada fırtınalar var. Biraz daha tehlikeli tehlikeli bir boğazdır diyebiliriz ulaşım anlamında. Ve özellikle Magellan Boğazı keşfedildikten sonra kıtalar arasındaki seyahatlerde uzunca bir süre sevgili dostlarım bu alan kullanılmıştır. Nasıl şöyle Amerika'nın en doğusundan Amerika'nın en batı kısmına deniz yoluyla bir ürün götüreceksem bu güzergahı takip ediyorum ve burası 21 bin kilometrelik bir güzergah. Bak burası yolun çok uzun olduğu, zamanın, paranın, emeğin çok ciddi anlamda tüketildiği bir güzergah. Ve insan oluşunu düşünüyor. Ya diyor tamam burası boğaz doğal bir oluşumlu ama biz yapay anlamda bir yer açmamız lazım ki bu güzergahı kısaltalım. Ve haritayı açıyorlar. Haritayı açtığımızda bakın Orta Amerika'da bu ülkeler doğu batı yönde ciddi anlamda dar ülkelerdir. Ve bu kapsamda Orta Amerika'da yer alan Panama sınırları içerisinde Panama kanalı açıyorlar. Ve burada Atlas okyanusunu büyük okyanusuna bağlıyorlar. Bu noktada sevgili dostlarım yeni bir güzergah elde edildi mi? Bu güzergahın total uzunluğu 8000 kilometre. Yani biz burada ne yaptık? 13 bin kilometrelik bir yoldan tasarruf ettik. Çok yoğun kullanılan alanlardan bir tanesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burası özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'nın doğusunu Kuzey Amerika'nın batısına bağlamaktadır. Deniz yolu ticaretinde de önemli kullanılan alanlardan bir tanesidir. Sanayi ve ticari bakımdan en önemli merkezleri birbirine bağladığı için en işlek deniz yolu güzergahlarından bir tanesidir diyebiliriz. Tabii ki de Panama kanalı mühendislik harikası olarak literatüre geçmiştir. 1914 yılında işleme yani sisteme ulaşımı açılıyor. Bununla birlikte burada tabii ki de havuz sistemi var. Gemi havuz sistemine girdiği zaman 28 metre yükseklikteki Gatun gölüne aktarılıyor ve gölden sonra aynı havuz sistemiyle Büyük Okyanusu'na doğru geçiş yapılmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Önemli bir alandır. Tabii ki de burada önemli bir yer daha var. Neresi dersek açılmadı ama açılması gündemde. Belki de ileriki süreçlerde açılabilir. Nikaragua kanalı sevgili arkadaşlar. Bu da Çin'in özellikle Orta ve Latin Amerika'daki ticari kapasitesini artırabilmek için açmak istediği kanallardan bir tanesidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik kuzey kısmına doğru çıkıyoruz şöyle. Kiel kanalı. Nerededir? Almanya'dır. Almanya'nın kuzeyinde yer alan kanal burada özellikle Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlamakta. Danimarka yarımadasını dolaşmak zorunda kalan savaş gemilerinin en kısa yoldan geçişini sağlayan bir yerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı da göstermiş olalım. Çanakkale Boğazı, Karadeniz ve Marmara'yı Ege ve Akdeniz üzerinden okyanuslara bağlamakta. Önemli güzergahlardan, stratejik anlamda önemli yerlerden bir tanesidir. İstanbul Boğazı, Karadeniz'i Marmara, Ege ve Akdeniz üzerinden Atlas ve Hint okyanusuna bağlamakta. Burası da gene siyasi ve jeopolitik anlamda önemli güzergahlardan bir tanesidir diyebiliriz. Çanakkale ve İstanbul Boğazları. Şimdi bu noktada Ukrayna Rusya geriliminde özellikle savaş gemilerinin bu noktada İstanbul Çanakkale boğazlarını kullanmak zorunda olması ve Montre Boğazlar Sözleşmesi gereği de buraları kullanamaması jeo stratejik anlamda önemli olduğunu da göstermekte bize. Geldik en doğu kısmına mesela Malakka'dan bahsedelim sevgili arkadaşlar. Malakka Boğazı Malezya Yarımadası ile Endonezya'nın Sumatra Yarımadası arasında yer almaktadır. Hint Okyanusu'nu burası sevgili arkadaşlar Büyük Okyanusu'na bağlamakta. Ve bununla birlikte bu alan deniz trafiğinin yoğun olduğu alanlardan bir tanesidir. Malakka, Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi sanayileşmiş ülkelerin batıya açılan kapısı niteliğindedir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Geldik Süveyş kanalı. Tabii ki de burada öz Özellikle coğrafi keşifler neticesinde Ümit Burnu yolunun keşfedilmesiyle birlikte Akdeniz ticareti önemini kaybediyor. Akdeniz ticaretinin tekrar önemli hale gelebilmesi için Süveyş kanalı açılıyor. Süveyş kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e, buradan Aden Körfezi'ne, buradan da Hint Okyanusu'na bağlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal olarak literatüre girmiştir. Güneydoğu Asya ile Avrupa arasında sefer yapan Güney Afrika kıyılarını dolaşan gemiler kanalın açılmasıyla birlikte bu yolu tercih etmişler ve yeryüzündeki işlek su yollarından bir tanesidir diyebiliriz. Geldik Babül Mendeb Boğazı. Yemen ile Cibüte arasında yer alan bu boğaz Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne buradan da Hint Okyanusu'na bağlamaktadır diyebiliriz. Tabii ki de stratejik anlamda önemli olan deniz yolu güzergahlarından bir tanesidir diyebiliriz. Geldik bir diğer önemli güzergah Hürmüz Boğazı. Basra körfezini Umman denizine ve buradan da Hint okyanusuna bağlayan bir boğazdır. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında yer alan bu boğaz... Orta Doğu petrollerinin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bu nedenle Hürmüz, de Süveyş sevgili arkadaşlar stratejik anlamda önemli olan güzergahlar içerisinde yer alır. Ama bunu da unutmayalım. Burada söylemediğimiz iki tane boğaz var. Bir Sunda boğazı, 2 Makassar Boğazı bunların nerelerde yer aldığını siz söyleyin ben Korint kanalını söyledikten sonra. Korint kanalı Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer almakta. Burası dar ve sadece turistik anlamda gemilerin geçişinin yapıldığı bir kanaldır diyebiliriz. Sunda ve Makassar Boğazı'nı mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum sevgili arkadaşlar. Geldik tabii ki de bizim projelerimizden bir tanesi Kanal İstanbul projesi. Yapılmasındaki temel amaç temel mantık İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Marmara ile Karadeniz arasında yapılması planlanan bir projedir. Kuzeyde Durusu Gölü, güneyde sevgili arkadaşlarım Büyük Çekmece Gölü arasında yer alacak bir hat üzerinde birleştirecektir diyebiliriz. Buradaki temel mantık şu. İstanbul Boğazı'nda deniz ticareti, deniz ulaşımı ağı çok yoğun ve buna bağlı olarak tehlikeli gemilerin geçişi de çok fazla. Boğaz'da yaşanması muhtemel kazaları önleyebilmek için burası açılmak isteniyor. Bu proje sevgili arkadaşlar tarih kültür ve ticaret anlamında dünyanın önde gelen şehirlerinden olan İstanbul ticaret ve turizm faaliyetleri artacak ulaşımın kilit noktası olan şehir bu anlamda ayrı bir öneme sahip olacaktır diyebiliriz geldik Demir yolları. Demir yollarının kullanımı kara ve deniz yollarından sonra gerçekleşmiştir diyebiliriz. Özellikle dünya ölçeğinde yapılan ilk demir yolları sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkıyor. İlk olarak Manchester Liverpool arasında 1830 yılında yapılmıştır. Bu hat özellikle madenlerin taşınması amacıyla yapılmış bir hattır. Daha sonraki süreçte de insan taşımacılığı bu alanda gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. Demir yollarındaki gelişme özellikle 1913 yani 1914 yıllara kadar çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir diyebiliriz. Daha sonraki süreçte özellikle motorların yapılmasıyla birlikte karayolu ulaşımında iyi bir iyileştirme, demir yollarında da bir tip daha geri planı düşme durumu meydana gelmiştir. Ama tabii ki de burada önemli olan unsurlardan bir tanesi şu hızlı tren projeleri. Özellikle son dönemde yapılan hızlı tren projeleri demir yolunu karayoluna göre daha cazip hale getirmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dünya ülkeine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan demir yolu uzunluğu bakımından dünyanın en önemli ülkeleri içerisinde yer almakta ve dünyada en uzun hat olarak Avrupa'dan Sibirya'yı geçip Pasifik Okyanusu'na uzanan Trans Sibirya hattı olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Dünya ölçeğine baktığımızda demir yolu yoğunluğuyla ilgili bazı güzergahlar var sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi Amerika Kanada bununla birlikte Arjantin Güney Afrika Cumhuriyeti Batı Avrupa Hindistan Çin. Japonya, Avustralya'nın doğu kısmı. Bu alanlar dünyadaki demiryolu ağının yoğun olduğu yerlere örnek verebileceğimiz kısımlar. Bak mesela gene Amazon Kongo havzaları, Avustralya'nın iç kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Sibirya, bununla birlikte Kuzey Avrupa, Grönland, Kanada'nın kuzeyi ve Alaska gene demiryolu ağının seyrek olduğu yerlere örnek verebileceğimiz kısımlardır diyebiliriz. Hava yoluna geldiğimiz zaman ulaşım yolları içerisindeki en geç baş işleyen Tabii ki de önceki dönemlere geldiğimizde askeri amaçlarla kullanılan uçaklar zamanla sivil anlamda da kullanılmıştır diyebiliriz. Peki sivil amaçlı ilk hava yolu seferini kim yapmıştır dediğimizde 1919 yılında Fransa'da başlıyor. Ticari amaçla yapılmakta sevgili arkadaşlar bu sefer bunu daha sonraki süreçte 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç hava yolunun en önemli sıçrama yaptığı süreçtir. Özellikle uçak sanayisinin gelişmesi, hava alanı yapım teknikleri gelişmesi, bunun yanı sıra hava yollarının kullanılması ile ilgili uluslararası anlaşmalar hava yolu ulaşımındaki büyük gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Hava yolu ulaşımında yolcunun yanı sıra yükte taşıması önemlidir diyebiliriz. Ancak pahalı olmasından dolayı hava yoluyla daha çok yükte hafif, pahada ağır maddeler taşınmaktadır diyebiliriz. Burada dünya ölçeğinde baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, İrlanda, Almanya hem yolcu anlamında hem de yolcu sayısı anlamında gelişme gösteren ülkeler içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Dünya ölçeğine baktığımızda hava yolu güzergahı ile ilgili ifadelerde refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde hava yolu taşımacılığında yoğun olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Burada en önemli güzergah, Deniz yolu ulaşımında Kuzey Atlantik yoluydu ya hava yolu ulaşımında da burası. Yani Avrupa ve Kuzey Amerika arasında hava yolu güzergahının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Kuzey Amerika ile Asya arasında Avrupa ile Asya arasında da gene aynı şekilde hava yolu ağının yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim şu anda Türkiye ölçeğinde yapmış olduğumuz İstanbul'daki İstanbul Havalimanı ciddi anlamda kapasite olarak yoğun güzergahlardan bir tanesidir. Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük havalimanı olma özelliğine de sahiptir diyebiliriz. Şimdi biz biraz önce ne dedik? Sadece insanlar ve mallar bir yerden başka bir yere ulaşım hatlarıyla gitmiyor. Bunun dışında paranın, bilginin, ham maddelerin bir yerden başka bir yere gitmesi de gene ulaşım sistemleri içerisinde yer almakta. Burada özellikle boru hatları ulaşım faaliyetleri içerisinde yer alır. Özellikle bu hatların yapılmasının temel amacı bölgeler arasındaki ham madde ve enerji kaynaklarının katı, sıvı ve gaz maddelerin taşınması esastır. Mesela şöyle düşünebiliriz. Biz doğal gazı karayoluyla taşıyabilir miyiz? Evet taşıyabiliriz. Misal Türkmenistan'dan sevgili arkadaşlar, Türkiye'ye doğalgazı karayoluyla taşıyabilir misin? Taşıyabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak buradaki durum şöyle. Biz burada doğalgazı çıkardıktan sonra bunu sıvılaştırmamız lazım. Türkiye'ye geldiğimiz zaman tekrar gaz formuna getirmemiz lazım. Hem bu maliyeti artırıyor, aynı zamanda sarfiyat kaybı da artırıyor. Bundan dolayı biz boru hatlarını ulaşım sistemleri içerisinde söyleyebiliriz. Boru hattıyla yük taşıma teknolojisi kimde başlamıştır dersek Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Günümüzde 750 bin kilometre yakın petrol ve doğalgaz boru hattıyla Amerika Birleşik Devletleri boru hattı ağının en yoğun olduğu ülkeleri içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Tabii ki de bunun dışında Orta Doğu ülkelerindeki petrol hatlarının önemli bir kısmı sanayi üretim bölgeleri, rafinerileri, ihracat merkezleri olan limanlar arasında ticareti gerçekleştirilmektedir. Burada tabii ki de ülke bazlı örnek verebilir miyiz dersek İran'ı, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'da boru hatlarına sahip olan başlı ülkeler olarak örnek verebilmekteyiz. Doğalgaz anlamında gene Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde yapılan bir hat ifadesi vardır. İlk doğalgaz boru hattı Texas Chicago arasında 1931 yılında inşa ediliyor. Daha sonraki süreçte dünyanın birçok noktasında Rusya'da, Kanada'da, Venezuela'da, Arjantin'de, Meksika'da, Azerbaycan'dan Avrupa'ya kadar uzanan sistemler içerisinde doğalgaz boru hattının inşa edildiğini de söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde de birçok noktada doğalgaz ya da petrol boru hatları yer almaktadır. Sadece sevgili arkadaşlar boru hatları olarak da düşünmeyelim. Burada bu noktada Akıllı ulaşım sistemleri dedik ya bilginin, paranın, teknolojinin akıllı ulaşım sistemleriyle bir yerden başka bir yere aktarılması esasında vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizin için Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz Soru. Ne diyor soru bize? Aşağıdaki haritada İzmir limanından kalkan bir geminin bakın buradan kalkıyor. Tokyo limanına giderken kullandığı rota gösterilmiştir. Yani İzmir'den kalktı. Tokyo limanına gitti. Güzergah gösterildi. Buna göre aşağıda verilen bu yollardan hangileri belirtilen güzergahlar içerisinde bulunmaz diyor. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar Kızıldeniz demiş neresi? Kızıldeniz tam şu hat. O zaman bu güzergah içerisinde bulunacaktır. Malakka Boğazı neresi? Tam bu hat. O zaman burası da bu güzergah içerisinde bulunacaktır. Süveyş kanalı neresi? Burası bu güzergah içerisinde bulunacaktır. İşte en karıştırabileceğimiz yer. Hürmüz Boğazı, Babülmen Boğazı. %50 elli ihtimalin var. Bilmiyorsan doğru yaparsın yapmazsın. Bakın şurada Basra Körfezi var. Basra Körfezi'nin bulunduğu yerde Hürmüz Boğazı yer almakta. Şurada sevgili arkadaşlar Somali var, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Akdeniz. Burada ise sevgili arkadaşlar Babülmendep Boğazı yer almakta. Şöyle Babülmendep diye yazalım. O zaman bu gemi nereden geçti? Babülmendep Boğazı'ndan geçti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi. Bak bunların ikisi birbirlerine çok karıştırılır. Ama buna dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Uluslararası ulaşım hatlarının genel özelliklerinden, ulaşım sistemlerinden, bunların etkileriyle birlikte boğaz ve kanallarla ilgili güzel bir çalışma gerçekleştirdik diyoruz. Ve geldik yorumlar kısmınıza. Hem boğaz kanalla ilgili size iki tane orada boğaz ifadesi bırakmıştım ya. O da yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda birincisi videolarımız sevgili arkadaşlar yararlı oluyor mu? Bunları yorumlar kısmına mutlaka belirtmenizi istiyorum. Ekstra bize bir öneri tavsiyeniz var mı? Bunlarla ilgili önerilerinizde açığız biz. Bunlarla ilgili ifadeleri de cevaplar kısmına yani yorumlar kısmına bekliyorum. Ödüllü sorumuz var. Cevapları yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuza da like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.